Nizip'te kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak olan kongre ve kültür merkezi, çocukların ve gençlerin gerek eğitim, gerekse kültür ve sanat alanında birçok ihtiyacına cevap verecek. Nizip'in sınavlarını biraz önce konuştuk. Hem liselere giriş sınavında hem de üniversitelere giriş sınavında Gaziantep ilinin işte o bizim bazen üzüldüğümüz haksız algısı. Yani Gaziantep eğitimde çok kötü bir il gibi ben geldikten beridir haksız olarak söylenen o algıyı hem Gaziantep'te hem de Nizip'te artık kimsenin bu kelamı etmeyeceği şekilde düzelttiğimizi inandığımız bir başarıyı Nizip'te de sağladık. Ha, hedefimiz ne? Hedefimiz tabii her konuda olduğu gibi Türkiye'nin en iyisi olmak. Oraya doğru da adım adım yürüyoruz. İşte burası o anlamda da bir merkez olacak. Kütüphanelerimiz var, cep sinemalarımız var, güzel salonlarımız var, daha fazla aktif etmeyi düşündüğümüz alanlar var. Ama inşallah Büyükşehir Belediye'miz burada bir anlamda da bir sorumluluğu üstleniyor. Her zaman olduğu gibi sağ olsunlar. O anlamda Sayın Bakanıma ve ekibine, Uya Hanımlara, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sorumluluğu üstleniyor. Burayı en aktif şekilde kullanacağız. Söyledikleri gibi ildeki temel sosyo-kültürel faaliyetler neyse Nizip'te de bu salon odaklı olarak her birisi olacak. Öğrencilerimiz buradan çok istifade edecek. Gençlerimiz, çocuklarımız çok istifade edecek. Nizipli vatandaşlarımız da sosyal faaliyetler anlamında çok istifade edecek. Bu anlamda ben de geldiği günden beridir buranın sorunlarını tamamlanmasını ve hizmete en sağlıklı şekilde açılması sürecini takip eden Kaymakam Bey'e çok teşekkür ediyorum. Onu tebrik ediyorum. Yani çok güzel koordine etti, çok iyi toparladı. Muhammed Valimiz Zikop anlamında olayı çok iyi takip etti. Tüm teknik işleri, yapımları, burayla ilgili bütçelendirme faaliyetlerini koordine etti. Ona teşekkür ediyorum. İl Kültür Müdürümüz göreve başladığı gün zaten burada olduğu için, konuyu hassasiyetle de bildiği için o da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın o buradaki faaliyetleri anlamında güzel iş çıkardı. Büyükşehir Belediye'miz de her konuda olduğu gibi. Yine omuz omuzaydık. Yine sağ olsunlar, şura eksik, burada bizim gücümüz yetmiyor, koşun dediğimiz anda Sayın Bakanımız her zaman olduğu gibi hiç yok demedi. Arkadaşlarıyla beraber yanımızda oldu ve bugüne geldik. İnşallah birazdan da imzalayacağımız protokolle artık fiili olarak da en aktif kullanılan alanımız olacak. Herkesi tekrar tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Nizip'imize ve ilimize hayırlı olsun diyorum. Buyurun. Nizip'teyiz. Nizip bir medeniyet şehri. Nizip yeşil bir şehir. Ve Nizip bizim hedeflerimizi koyduğumuz akıllı şehir, dirençli şehir, yeşil şehire en yakın olan. Bizim için çok özel bir ilçemiz. Biz bir ilçe olarak değil, bir şehir olarak Nizip'e bakıyoruz. Ve 22 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Nizip'e dair yapılması gereken her noktada çok büyük gayret gösterdik. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada bugün protokolünü imzalayacağımız kongre merkezi, kültür merkezinin bir hikayesi var. Burası Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeriydi. Şehrin ortasında kalmıştı. Önce Hacı Fevzi Başkanımızla birlikte bunun burada kaldırılmasına Bismillah dedik. Abdülhamit Bakanımızın, vekillerimizin burada çok büyük bir emeği oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni şehrin ortasından kaldırdık ama ne yapacağız sorusuna şehre dair, yeşil şehre dair özellikle yeşil alanı çoğaltma, içerisindeki kültür sanat kütüphane çalışmalarını çoğaltma adına geçen dönem önce onu yaptı. Kongre Merkezi'nin biraz önce valim söyledi. Başlangıcında hakikaten büyük bir emek var. Herkes bütün gücüyle elinden geleni yaptı. İçişleri Bakanlığı'ndan İKOB'a gelen mali desteklerle, Kültür Bakanlığımızın desteğiyle bu noktaya geldi. Sayın Valim de geldikten sonra çok hızlı bir şekilde toparladı. Kaymakamımızla birlikte bunun çalışması konusunda da Büyükşehir olarak hem kültür bölümümüz hem eğitim bölümümüz hemen buraya ne yapılması gerekiyorsa onu çalıştı. Şimdi bunun protokolünü imzalayacağız. Kongre merkezine baktığımız zaman 1000 kişilik koca bir kongre salonu var. İçerisinde cep sinemaları var. Şu anda biz şehirde yaz sinemaları yapıyoruz. Çok hızlı bir şekilde
merkezde yaptığımız ne varsa bütün çalışmaları buraya getireceğiz. Kongre merkezi o kadar güzel bir salon oldu ki biz şehir tiyatrosunu kurduk. Şehir tiyatrosunda oynattığımız her oyunu hemen hızlı bir şekilde buraya getireceğiz. Biraz önce müdürüm söyledi, burası eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri hedefimize en yakın ilçemiz. Kütüphanemiz olağanüstü bir mekan var. Biraz...